Merhabalar kıymetli dostlar. Bugün yeni bir makine incelemesiyle yine birlikteyiz. Daha önce Daiwa Shimano makinelerini incelemiştik. Bugün de benim her zaman kullandığım spinavlarında vazgeçilmezim Okuma'nın ALS 65 modelini inceleyeceğiz sizin için. Makine hakkında şöyle kısa bir bilgi vereyim size. Okuma'nın biliyorsunuz ömür boyu garantisi var. Bütün makinelerinde. Özellikle ben 7-8 yıldır aynı makineyi kullanıyorum. 3-4 defa garantiye gönderdim. Çeşitli yerlerinde sıkıntılar olmuştu. Sadece kargo ücreti vererekten ücretsiz bir şekilde makinenin sorunlarını hallettirdik. Bu da Okuma'nın diğer markalara göre bir adım önde olmasını sağlıyor açıkçası. Zaten ömür boyu garanti vermesi de Okuma'nın makinelerine verdiği güveni marka olarak bize yansıtıyor. Şimdi makinemizi inceleyelim. Bu spinavında uygun olmayan, yalnız işte beklemeli avlarda, yemli avlarda, teknede, botta kullanılabilecek bir makine. ALS 65. Ben bu makineyi aldıktan sonra video çekmek için bir kez teknede kullandım. Onu da videonun sonuna ekleyeceğim performansını merak ettiğim için. Almak isteyen hobidaşların performansını da görme imkanı olur. O yüzden makineyi aldıktan sonra misinesini sardım. Ve bir kez tekneden ava gittik denizde. Orada o videoyu da sonuna ekleyeceğim. Şimdi kıymetli dostlar. ALS 65. Şöyle bir değerlerine bakalım. 3 artı 1 bilye var. Çelik paslanmaz yine. Devir oranı 4.5 bölü 1. Ağır devirde biliyorsunuz. Bir tur çevirdiğimizde kolunu 87 santimetre sarım kapasitesine sahip. Ağırlığı 427 gram. Maksimum drag gücü ise 14 kilogram. Arkadaşlar misine kapasitesine bakalım. Şöyle çeşitli ölçülerde verilmiş. 0.4'ten 220 metre, yani 0.40'lık misineden 220 metre sarılabiliyormuş. 0.45'ten 170, 0.5 yani 0.50'den 140 metre sarım yapılabiliyor. Şimdi makineyi kutusunu açarak inceleyelim. İçerisinden parça listesi çıkıyor arkadaşlar. Bu parça listesi birçok arkadaşımızın dikkatini çekmemiştir belki aldığı zaman. Ama herhangi bir arıza olduğunda şurada kod numaraları var parçaların. Mesela Okuma'da benim daha önceki makinede en çok sorun yaşadığım 305 numaralı. Misine telinin oradaki mandal kırılmıştı birkaç defa. Gönderdiğimde bunu buradan işaretlediğiniz zaman daha rahat çözüm oluyor. Aksi takside yani biz şurası arızalı dediğimiz zaman biraz sorun yaşayabiliyoruz veya tam istediğimiz şeyi anlatamam biliyoruz. O yüzden bu parça listesini saklamanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar şöyle hemen makinemizin kolu çıkıyor. Büyük makine olduğu için güzel kavraması iyi, avuca tam oturuyor. Kol gayet sağlam. Metal bir kol. Şimdi makineyi çıkaralım. Şöyle kutusunu kenara koyalım. Evet, sağ veya sol iki türlü de kullanılabilir bu makine. Ben sol taraftan tercih ettiğim için şöyle hemen kolunu yerleştireyim. Elinize aldığınızda gerçekten çok güçlü gibi gözüküyor. O izlenim veriyor bize. Böyle kolundan tuttuğunuz zaman işte sazan avlarında olsun, tekneden olsun, yani beklemeli avlarda gayet yeterli. Şöyle makinemizin inceleyelim bir dış görünüşünü. Görünüş olarak benim çok hoşuma gitti. Renk olsun,
Daha sıfır olduğu için de her taraf böyle hoş geliyor. İşte rotorum burada yine devir oranını yazmış. 4,5 bölü 1. İleri geri mandalımız. Evet. Şimdi içini açalım arkadaşlar makinenin. Şu az önce bahsettiğim benim kullandığım makinelerdeki sıkıntıdan işte o bahsettiğimiz mandal burada. Daha önce ben sıkıntı yaşamıştım ama okuma bu yeni sistemde bir makine olduğu için buna da bir çözüm gelmiştir diye düşünüyorum. Evet, şöyle gayet sert. Bu misine teli de çelikten arkadaşlar, paslanmasın diye. Evet, şöyle misine atış yeri gayet ince olmuş. Misineyi daha rahat bıraksın diye. Şöyle kalamayı açalım. Evet, açtığımızda içerisine şöyle bakalım bir. Size dedim daha önce ben bunu bir kez kullandım. Teknede mercan avında. Evet. Şöyle içine bakıyoruz kıymetli dostlar. Bu da yine çelik mil. Şöyle tabiri caizse yağ gibi akıyor makine. Evet, tık sesi yok. Şimdi bir de kafayı takalım, öyle çevirelim. Daha önceki çektiğim videolarda bana en çok işte makinenin çeşitli yerlerinden ses geldiğinden bahsediliyordu. Ben video çekerken hiçbir ses duymuyorum aslında. Video çektiğim makine, incelemesini yaptığım makine. Mesela buna bakalım. Evet, herhangi bir sürtme, takılma veya normal makine sesinin dışında herhangi bir ses yok. Yağ gibi akıyor makinemiz şu anda. Evet. Arkadaşlar dediğim gibi almak isteyenler alabilirler gönül rahatlığıyla. Piyasası şu anda 650 civarında internette. Belki daha uyguna da bulabilirsiniz. Yeni başlayanlar için yani çok da pahalı makineye gerek yok. Çok da ucuz makineye de gerek yok. Özellikle yeni başlayan dostlara tavsiyem. Bu makineyi alın, kafanız rahat etsin. Daha ucuz makine aldığınız zaman muhtemelen ya hobiyi terk ediyorsunuz ya da verim alamıyorsunuz. Tekrar tekrar makine almak zorunda kalıyorsunuz. Ama bu makineden bir tane alın. Zaten dediğim gibi ömür boyu garantili. Okumanın da en büyük avantajı bu diyelim. Herkese tavsiye ederim. Sazan avında tekneden, bottan avlanmak isteyen dostlar Alaris'i gönül rahatlığıyla alabilirler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup yorum yapmayı unutmayalım. İncelememi istediğiniz herhangi bir makine modeli varsa onu da sizin için alıp inceleyebilirim. Herkese rahatlıkla.